Günden kalanlardan herkese merhaba efendim. Her salı olduğu gibi Abdurrahman Yıldırım bizlerle. Hoş geldiniz yayınımıza. Birazdan döneceğim size. Önce rakamlara bakalım, ardından Ankara gündemini alacağız. Şimdi Borsa İstanbul tarafında 0.78'lik yükseliş. Dolar TL tarafında %1.34'lük şu an için yükseliş var. Şunu belirtelim. Bakan Elvan'ın açıklamaları vardı. Ve açıklamaların ardından da bir miktar daha dolar TL'nin geri geldiğini söyleyebiliriz aslında. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Lütfü Elvan meclise yemin etti. Ardından açıklamalar yaptı. Enflasyonla mücadele önceliğimiz dedi. Mali disiplini sürdüreceğiz dedi. Kurumların güçlendirilmesi, şeffaflık, öngörülebilirlik, hesap verilebilirlik gibi vurguları vardı basınla paylaştığı metinde. Şimdi özellikle devam edelim. Tahvil tarafındaki fiyatlamalar bugün için yine 15 seviyesinin üstüne çıktı. 2 yıllık tahvil faizi, 10 yıllıkta ise 13.47 seviyesinde. Küresel piyasalarda risk iştahı algısı Avrupa borsaları tarafında, bankacılıkta özellikle yüksek kalmaya devam ediyor. Genele baktığımızda bir miktar o dünkü rallinin biraz durulduğunu söyleyebiliriz. Özellikle aşı haberleriyle ilgili daha makul yaklaşımlar var şu an itibariyle. Londra'da %1.38. Paris'te yine %1.5'luk görece, Almanya ve İtalya'da daha düşük ama yeşil bir ekran görüyoruz. ABD borsalarına döndüğümüz zaman az önce Melike'den de aldığımız bilgiler doğrultusunda özellikle teknoloji endeksindeki geri çekilme devam ediyor. Dün de biraz bu aşı haberinin ardından bir takım teknoloji hisselerinde etkisini getirmişti. Bugün Amazon özelinde bir haber de vardı. %5'lik geri çekilme de var Amazon hissesinde. Onu da vurgulayalım ama Dow Jones tarafında şu an için sınırlı bir iyimserlik olduğunu vurgulayalım. Ve emtia tarafına son olarak kısaca bir göz atalım. Altın tarafında fiyatlama bugün %1 prime işaret ediyor. Gram altın tarafında 493 TL. Bitcoin yatay. Şu an için geri çekilme var, düzeltiyorum, %1'lik. Dün 15 bin dolar yine seviyelerindeydi. Brent petrole baktığımız zaman o hızlı rallinin ardından Brent petrol 43 dolarda tutunmaya devam ediyor. ABD tipi ham petrol de 41 dolar seviyesinde. Kısa bir ara verelim, aranın ardından Ankara'dayız. Günden kalanlar devam ediyor efendim. Ankara gündemini de bir alalım. Olcay Aydilek bizlerle. Olcay, hoş geldin yayınımıza. Ankara'da neler oluyor? Gündem nedir? Senden dinleyelim. Merhaba Gözde Kuyumcu. İyi akşamlar dilerim. Gözde Kuyumcu, bugün 10 Kasım. Ulu Önder Atatürk'ün 82. ölüm yıl dönümü. Kendisini saygıyla anıyoruz. Ankara'da anma etkinlikleri kapsamında ilk etkinlik Anıtkabir'de gerçekleştirildi. Anıtkabir'deki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi partilerin genel başkanları ve bir kısım bürokrat katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun gerçekleştirdiği anma etkinliklerine katıldı. Erdoğan Atatürk'ün 100 yıl önce kapitülasyonları kaldırdığını, şimdi de modern kapitülasyonlarla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin uğraştığını söyledi. Erdoğan Türk ekonomisini dünyanın ilk onuna sokmak üzere girişimleri sürdürdüklerini, bu amacın, bu hedefe ulaşılmasının Mustafa Kemal Atatürk'e verilebilecek en büyük armağan olduğunu söyledi. Bugün mecliste CHP'nin grup toplantısı vardı. Kemal Kılıçdaroğlu önce Atatürk'ü andı, sonra sözü ekonomiye ve Berat Albayrak'ın istifasına getirdi. Kemal Kılıçdaroğlu, görünen o ki, görünen tablo açık ve net, Berat Bey'in istifası sonunda kabul edildi. Hayırlı bir iştir. Damat kayınpeder olayından Türkiye kurtuldu dedi. Bugün aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanı, yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan mecliste yemin etti ve ilk yazılı açıklamasını yaptı. İzleyeceği politikalara ilişkin olarak aslında 2K ve 1E'de özetlenebilir. Kurum ve enflasyon öncelik dedi. Bir de son dakika haberi vermek isterim. Onlarca şantiyeyi, yüzlerce çalışanı ilgilendirecek bir haber bu. Karayolları Genel Müdürlüğü yaklaşık 1.2 milyar liralık bir ek ödenek talebinde bulunmuştu. Bu ek ödenek talebi karşılandı. Bugünden itibaren müteahhitlere ödemelerin yapılması bekleniyor. Yılbaşı ödeneği Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yaklaşık 7.7 idi. Bu ek ödeneklerle birlikte, yılın değişik zamanlarında aktarılan bu ek ödeneklerle birlikte toplam ödenek tutarı 22-23 milyar TL'ye kadar çıktı.
Ankara'yı ilgilendiren bir haber var. EGO Genel Müdürlüğü 282 dolayında otobüs almayı planlıyordu. Bu dış ödenekle, dış finansmanla alınması bekleniyordu. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bu ödenekle ilgili bize çıkmadı. Şimdi EGO Genel Müdürlüğü Karsan ve BMC ile görüşmeye başladı. Belli bir vadeyle borçlanarak bu otobüslerin alınması bekleniyor. Son olarak denizcilik sektörüyle ilgili bir önemli gelişme var. Dünyada özellikle pandemiyle birlikte denizcilik sektörü gerçekten önemli bir aşama kaydetti. Uluslararası küresel ölçekte denizciliğin payı %80'ler düzeyindeydi. %90'lara kadar çıktı. Türkiye de buradan payını alıyor. Hem gemi bakım ve onarım hem de söküm. Gemi bakım ve onarım da Tuzla'da. Tuzla'da özellikle Norveç'ten, Almanya'dan ve Hollanda'dan gemiler geliyor ve bütün tersanelerin dolu olduğu söylenebilir. Aynı zamanda sökümde İzmir Alağa, sökümde de Türkiye önemli bir mesafe aldı. Navlun ücretlerinin de özellikle denizciliğe taleple birlikte hızlı biçimde arttığı, bu yıl denizcilik sektörünün geçen yılı arıtmayacak şekilde gelir elde edeceği söylenebilir. Denizcilik sektörü bu anlamda yüzünün güldüğünü belirtiyor. Şimdilik benim Ankara'dan aktaracaklarım bu kadar. Söz Gözde Kuyumcu'da. Olcay, çok teşekkür ediyorum aktardığım bilgiler için. Abdurrahman Yıldırım'la sohbetimize başlıyoruz. Şimdi önce isterseniz bir Lütfü Elman'ın mesajları, yani hafta sonundan bu yana neler yaşandığı ile başlayalım. Hem Merkez Bankası Başkanı'nın değişimi üzerine Bakan Albayrak tarafından gelen istifanın onaylanmasıyla Lütfü Elman'ın göreve getirilmesi ve ardından hani bu değişim nasıl okunacak piyasa tarafından. Bakan Elvan'ın bugün vermiş olduğu mesajlarda özellikle demin Olcay da aktarıyordu. Burada enflasyonla mücadele vurgusu, kurumların öncelikli olacağı vurgusu gibi, öngörülebilirlik, şeffaflık, hesap verilebilirlik gibi vurgular vardı. Piyasa nasıl algılayabilir? Neler yapılabilir yani önümüzdeki dönemde? Şimdi yani ekonomi politikalarında temel bir değişiklik ben görmüyorum. Hı hı. Çünkü bu değişikliği yapacak olan ve işte yön verecek olan kişi Sayın Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı'nın tutumunda, açıklamalarında bir değişiklik yok. Yani mevcut görüşlerini sürdürüyor. Faiz konusunda da sürdürüyor. Hatta işte bugün yapmış olduğu bir konuşmada yine yani Türkiye'yi faiz, kur ve enflasyon kıskacında işte kapitülasyonlara doğru zorluyorlar şeklinde bir açıklaması oldu. Yani bakınca bu söylemleri sürüyor. Yani dolayısıyla ben yani bakan değişir, Merkez Bankası Başkanı değişir ama yani ekonomik politikalarda değişim ancak Cumhurbaşkanı görüş değiştirirse mümkün olur diye düşünüyorum. Orada da bir görüş değişikliğini göremiyorum. Ama elbette bakanlar ya da işte başkanların bir her yediği bir yoğurt yiyiş tarzı vardır derler ya. Yani bir kişisel farklılıklar olabilir yönetirken işte bakanlığı, Merkez Bankası'nı. Merkez Bankası'nda bir fark göreceğiz. Çünkü Merkez Bankası'na atanan Naci Ağbal hakikaten son 15-20 yıl içerisinde Ankara bürokrasisinden yetişen en değerli, en kredibil insanlardan birisi. Dolayısıyla siyasi tecrübesi de oldu. Bütün bunları birbirine katarak Merkez Bankası'nı çekip çevirebilir. Bir kredibilitesi var. Piyasalar bir kredide açtı bu kredibilitesini. Dolayısıyla bekleyip göreceğiz önümüzdeki dönemde nasıl yöneteceğini. Gereken şeyleri, kararları alıp alamayacağını göreceğiz. Ama yani gereken kararları alacağım diye de yazılı bir açıklaması oldu zaten. Bu fiyat istikrarı vurgusu nasıl değerlendirecek önümüzdeki dönem için? Çünkü ilk verdiği mesajlarda mesela baktığımız zaman gerekirse tüm araçlarımızı kullanacağız. Ve 19 Kasım'da aslında hani bir ara toplantı bekleniyordu. Onu hemen bertaraf edildiği görüldü. İletişim kanallarının daha güçlü kullanılacağını duyurmuş oldu. Bir yandan hani böyle o metne baktığımızda hem daha anlaşılabilir, daha net mesajlar veren bir metin gibi de algılandı piyasa tarafından. Tamam, dışarıda biraz hani etkenlere baktığımız zaman işte aşıdır, Biden'dır, hani bunları söylüyoruz ama içeride fiyatlamalarda da tabii ki etkisi oldu diye düşünüyorum. Yani bunun bir pozitif katkısı kesinlikle oldu. Olacaktır da yani böyle devam ederse.
Hatırlarsanız bu 22 Ekim'de Merkez Bankası'nın faiz kararı toplantısı vardı. Ve o toplantıda bütün piyasa aktörleri faizin artırılacağını bekliyordu. Belki sizinle ya da bir gün önce konuşmuştuk. Konuştuk. Yani tabii. Eğer piyasa yanılıyorsa, yanlış yere gidiyorsa Merkez Bankası'ndan bir işaret gelir. Yanlış yere gidiyorsunuz şeklinde bir işaret verir Merkez Bankası. Düzeltir yanlış gidişi. Mesela ben böyle yorum yapmıştım, demiştim. Ona rağmen açıklama gelmemesini de yani o zaman normalde herhalde faiz artıracak. Ama olmadı. Yani Merkez Bankası'ndan bir işaret gelmediği gibi piyasalar yanlış yere gitti. Merkez Bankası tersini yaptı. Piyasaları ters köşeye yatırdı. Bu Türk lirası için de iyi olmadı. Piyasalar için de iyi olmadı. Merkez Bankası için de iyi olmadı. Kimse için iyi olmadı. Halbuki eğer hakikaten Merkez Bankası'nın kafasında, bir başkanın kafasında faiz artırmamak var idiyse, piyasalarda faiz artırmanın peşine koşuyor ve bu yönde beklenti oluşuyorsa, fiyatlamalar da bu yöndeyse, bu sefer hani doğrudan kendisi olmasa bile farklı bir teknikle bunu kamuoyuna iletmenin yolları, araçları, imkanları vardır. Dersin ki piyasa yanlış gidiyor. Yanlış gidiyorsunuz. Ona rağmen gidiyorlarsa gitsinler, tamam, ama siz bir işaret verirsiniz. O işaret gelmedi. Bu iletişim politikası. İşte şimdi bu iletişim politikası kurulabilir ise hakikaten bu bir şeydir, kazanımdır. Demek bunu ki piyasalar tabii yani evet. Net bir şekilde olumlu. Demek ki piyasalar yanlış bir kanıya kapılmakta iseler Merkez Bankası bir türlü bunu düzeltir. Ya yanlış gidiyorsunuz. Aynen işte geldi cumartesi günü göreve başladı. Pazar günü açıklamasını yaptı. 19'una kadar benden bir şey beklemeyin demektir bu. Açıkça 19'unda, evet, 19'unda o zamanki gelişmeye göre karar vereceğim. Bitti. Yani 19'una kadar olağanüstü bir karar, bir faiz artırımı ya da düşürümü falan gibi bir şey beklemeyin. Yani dolayısıyla şeffaflığın gereği de budur. 19'unda da göreceğiz. Eğer yani piyasaların gidişi, beklentiler hani faiz artırma yönündeyse, bu karşılanamazsa, bunun gerekçelerini iyi aktarabilirlerse piyasaya, iyi anlatabilirlerse sorun yok. Anlatamazlarsa bu sefer de gerekeni yapmamış duruma gelecek Merkez Bankası. Bu sefer tersi fiyatlamalar, yani kur üzerine yeniden baskı binecek. Ama olur ki yani piyasaların faiz artırım beklentisi de o zamana kadar azalabilir. Peki mi? Bilmiyorum. Merkez Bankası yani soru işareti. Başkanının verdiği o mesajlarda hani gerekirse tüm araçları kullanacağız diyor ya, burada hep biliyorsunuz eleştiriler yapılıyordu, işte neden hani ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti tarafından hani dolaylı olarak faiz artırımı yapılıyor, işte bu biraz daha hani eski o basitleşmenin işte gerisine mi gidiliyor, öyle mi oluyor, böyle mi oluyor, yani çok fazla spekülasyon yapılıyor. Yani doğrudan politika faizinin kullanımına geri dönülebilir mi? Böyle dönülmeli, bir net bir mesaj bence verildi mi dönülebilir, acaba? Dönülmeli de. Yani eğer dönülmeyecekse bir dahaki Merkez Bankası Başkanı atanana kadar dönülmesin. Böyle karışık, kimin ne yaptığı belli değil. İsteyenin istediği şekilde yorumlayacağı 4-5 tane faiz oranıyla yola devam edilsin. Yani piyasalar buna da alışır. Ama bunun bir maliyeti var. Karışık. Ne yaptığı tam belli değil. Politika faizi diyorsun. Sen politika faizi ne demek? Yani para politikasının temel göstergesi, yönlendiricisi olan faiz. Piyasalara bunu söylüyorsun. Politika faizin düşük mü yüksek mi? Hangisi? Karar vereceğiz. 10.25 mi? 14.75 mi? 14.75 fiili faizi. Yani karışık bir sinyal veriyorsun. Fiili olarak verdiğin paranın faizi %14'ün üzerinde, politika faizin 10.25'ti. Kredibilitesi anlamında da bu kredibilitesi işte, de öyle. Yani dolayısıyla tek bir faize inmesinin ve o faiz oranı üzerinden fonlamanın yapılmasının, en azından ben açıkça şeffafım, şeyim, artırırım da düşürürüm de ben yönlendiririm, ben öncülüğü ben alırım, size bırakmam diyebilmesi lazım Merkez Bankası'nın. Geçmiş dönemde bu pek denemedi.
denmedi. Mesela Eylül ayındaki faiz artırımı sırasında bile 2 puan faizi artırdı. Hı hı. Ama o metinde şu ifade geçmedi. Gerekirse daha fazlasını ya da bundan sonra da faiz artırmaya devam edilecektir cümlesini o şeyde açıklamada göremedik. Görseydik daha etkili olacaktı. Dolayısıyla bir sonraki adımını dahi Merkez Bankası kendisi kestiremiyor. Bu durumdaydı. Hı hı. Eğer şimdi yani Merkez Bankası Başkanı kendine bir hareket alanı bulabiliyor ise, öngörebiliyor ise, gerekeni de yapacağım diyor ise, gerektiği zaman da onu da yapabiliyor ise bu itibarını kazanır geriden. Ve o zaman Merkez Bankası'nın hamleleri de etkili olur. Bundan Türk lirası da pozitif etkilenir. Değer kaybı belki durur, belki azalır. Ama yani pozitif etkilenir. Piyasalar da pozitif etkilenir. Sonuçta ekonomi de pozitif etkilenir. Dolayısıyla burada Merkez Bankası Başkanı'na tanınacak bir hareket alanı, bir özgürlük alanı, bir en azından araçları kullanmada bir bağımsızlık diyelim ki Merkez Bankası kanununda var. Bu tanınırsa sorun yok. Yani işler bir ölçüde düzelir. Çünkü düzelmesinin tek yolu sadece para politikası ya da para politikası içerisinden faiz değil. Yani ekonominin bizzat kendisi bazı zorlukları yaşıyor. Bir konjonktürden geçiyor. Bu konjonktür çok zor bir konjonktür. Çünkü dünya bir pandemi, bir salgın hastalıkla karşı karşıya ve bütün ekonomiler negatif etkileniyor. Dolayısıyla bunun etkileri de Türkiye'ye yansıyor. Dolayısıyla bu etkileri bertaraf etmenin tek bir aracı olamaz. Tek bir kurum bununla mücadele edemez. Sadece enflasyonu düşürerek de bu durum düzeltilemez. Peki. Çünkü sağlık sorunuyla karşı evet, karşıyayız. Döneceğim biraz da mali politikalar tarafına. Özellikle Elvan'ın yapmış olduğu açıklamalardan. Borsa İstanbul'u kapatıyoruz efendim. %1'e yakın primle %0.93 diyelim. Bankacılık tarafında da bugün yükseliş vardı. An itibariyle özellikle küresel piyasalardaki rallinin ve içerideki haber akışının etkilerini konuşuyoruz hafta başından bu yana. Rally biraz duruldu demiştik. Daniel Serap bizlerle. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Nasıl yorumluyorsunuz bugün içerideki gelişmeleri? Açıkçası iki tane rekorun eşiğinden döndük bugün. Hem BIST 100 endeksi yeni bir rekor kırmak üzereydi ancak biraz altında bir kapanış gerçekleştirdi. Hem de hacim tarafında çok küçük bir miktar farkla hacim rekorunu da kıramadık. Ama kapanış rekoru kırıldı. BIST 100 tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Pozitif hava devam ediyor. Zaman zaman işte yurt dışındaki kadar çok hisse senetlerinin değer kazanmadığını düşünen yorumlar da aldık ama sanki yani daha temkinli bir şekilde yukarıya gitmek daha makul ve rasyonel diye düşünüyorum. Sonuçta yükseliş trendinde geçen hafta bahsettiğimiz daralan bir üçgen var. Yukarıdan Ocak ve Mart aylarından gelen. Bu üçgenin üzerindeyiz şu anda. Ancak ben haftalık bazda bunun üzerinde bir kapanış görmek isterim porto yöneticisi olarak. Devamının gelip gelmeyeceği sinyali ne net bir karar verebilmek için. Ancak altyapıya baktığımız zaman ben çok pozitif bir yapı görüyorum şu anda. Yani hem bankacılık endeksinde ciddi bir alış var. BIST 100 dışı hisseler dışında artık BIST 30'a ve daha ana hisseler dediğimiz hisselere bir giriş ve yüksek iskontoların kapandığını görüyoruz. Bu bankacılık tarafında bölüyorum ama yabancı alışı diyebiliyor muyuz? Yabancı aktivitesinin de yoğun olduğunu söyleyebilirim. Özellikle sene başından bu yana baktığımız zaman ciddi bir yabancı aktivitesinde şu son bir hafta içinde olduğunu görüyoruz. Hisse senedi piyasalarında. Dolayısıyla bu da pozitif bir gelişme olarak ben yorumluyorum açıkçası. Son iki günlük işlem hacmi artışını da fiyatlar yukarı giderken bunu da pozitif bir şekilde yorumluyorum. Dolayısıyla hani genel manada mal ve mülk fiyatlarının çok ciddi değer kazandığı ve işte enflasyonist baskıların hakim olduğu bir noktada artık hani iskontolu kalan
yegane belki bir 30 hisselerinin de yukarı gidiyor oluşu, işte aşı haberleriyle birlikte havacılık sektörünün yeniden çok düşük piyasa değerlerinden canlanıyor oluşu gayet normal diye düşünüyorum. Yani evet, belki önümüzdeki dönem bir likidite tuzağıyla karşı karşıya kalacağız küresel anlamda, ama bunların da mali yardım paketleriyle ben bir şekilde kompanse edilebileceğini düşünüyorum. Tabii bu aşırı bir borç dedik hazineler üzerine, devlet hazineleri üzerine, ama bu iyi yönetilirse enflasyon olacak. Günün sonunda kötü yönetildiği zaman da stagflasyon olacak. Hep beraber göreceğiz nasıl yönetilecek. Daniel Bey, evet, peki şunu merak ediyorum. Biz hep konuşurken sizinle bankacılık endeksi geride kaldı. Şu an için küresel olarak düşündüğümüzde işte çok cazip fiyatlamalar var. Bankacılık sektörü ucuz diye konuşuyoruz, banka fiyatlamaları da. Şu an için mesela alım fırsatı anlamında cazip midir? Hani son gelişmeler üst üste koyduğumuzda. Yurt dışını bir kenara bırakarak sadece TL varlıklar için konuşacak olursak, eğer burası bir harekete başladıysa ben daha o hareketin başlarında olduğumuzu düşünüyorum açıkçası. Evet, bundan sonra daha yeni başladı. Peki küresel tarafı merak ediyorum. Aşı haberleriyle biliyorsunuz dünkü yaşanan o hızlı fiyatlamaların bugün için mesela teknoloji endeksi tarafında mesela Nasdaq'ta satışlar devam ediyor, ama küresel tarafta böyle nasıl okunabilir bu haberler? Hani çünkü biliyorsunuz ilk aşı haberi çıktığında böyle çok ciddi fiyatlamalar gördük. Ama tabii ki bu aşının hemen bugünden yarına hayatımıza girip yarın sokaklarda rahatça gezebileceğimiz anlamına da gelmiyor. Çok doğru, ama bildiğiniz üzere piyasalar anı ve geleceği fiyatlıyorlar diyelim. Dolayısıyla yani buradaki aşırı tepkilerin bir miktar tabii geri dönüşü oldu özellikle Nasdaq endeksinde. Benim gördüğüm var bunu önleyebilecek verim eğrilerindeki dikleşme. Yani baktığınız zaman Amerikan 10 yıllık ve ilerisi tenör vadeleri buradaki faiz artışı fiyatlaması bir noktada bana sorarsanız hisse senedi fiyatlamalarını etki edecektir diye düşünüyorum. Yani her zaman merkez bankalarının borç vererek kredi genişlemesine gitmesi anlamında evet belki mali politikalar önümüzdeki dönem bir miktar daha buna katkı sağlayacak, ama baktığımız zaman çok ciddi bir polarizasyon da var toplum yapısında Amerika'nın. Ve bu aradaki uçurum da ne kadar sürdürülebilir olduğu sosyolojik açıdan bence biraz tartışmaya açık. Dolayısıyla buradaki değer artışının biraz daha hani makul seviyelerde olması normaldir diye düşünüyorum. Buradaki temel etkinin de ben verim eğrisi olduğunu düşünüyorum her zaman. Evet, bir de Daniel Bey şunu da soracağım son olarak, az bir süre kaldı, 19 Kasım'da Naci Ağbal verdi mesajı, yani 19 Kasım'a kadar herhangi bir adım görmeyeceğimizi zaten biliyoruz, ama özellikle bugün de mesela hani ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamalar sonrasında hani enflasyon vurgusu, işte sıkılaşma vurgusu, mali sıkılaşmadan bahsediyorum, bu 19 Kasım'da görebileceğimiz adımla ilgili nasıl bir algı oluşturuyor sizde? Ya şöyle söyleyeyim ben size. Bir önceki toplantıda piyasanın istediği 200 baz puanlık artışı yapılsaydı şu an dolar muhtemelen 8 liranın aşağısında bir seviyelerde olacaktı. Dolayısıyla biz arka kapıdan dolanarak yaptığımız işte zımni diyeyim yani örtük bir faiz artışıyla, yine aynı tutardaki bir faiz artışıyla çok da fazla bir şey elde edememiş ve kredibilite kaybetmiş durumdayız. Belki yani bundan sonraki süreçte bir 300-400 baz puanlık bir faiz artışı gerekecek. Yeniden ikna etmek için tabii yatırımcıları diyelim. Yani bakıldığı zaman açıklamalar çok yapıcı, çok güzel, ama piyasa şunu istiyor artık. Daha proaktif ve öngörülebilir, şeffaf bir para politikası istiyor. Çok net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Peki. Daniel Bey çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Abdurrahman Bey siz ne diyorsunuz? Yani burada hani reel getiri anlamında mesela şu anda baktığımızda acaba hani o seviyeler dediniz ya, politika faizine bir dönüş hani yaşanmalı ya da yaşanabilir. Dolayısıyla hani burada mesela baktığımız zaman ağırlıklı ortalama fonlama maliyetiyle zaten şu anda politika faizi arasındaki fark ortada. Dolayısıyla hani zaten şu anda bir 400 bazın üzerinde mi gözüküyor?
Yani politika faizine yakınsaması için zaten 400 baz ve üzerinde bir artırım mı yapması gerekiyor? Yani o değil de bence asıl enflasyonu baz almak lazım. Hı hı. Enflasyon düzeyine mesela diyelim %12 işte %12'nin üzerine çıkmasında fayda vardır. Hı hı. Çünkü %12'nin üzerine çıkar ise mevduat faizleri de ona göre olur. Kredi faizleri de ona göre fiyatlanır. Yani hı hı. kredi faizleri mevduat faizinin de üzerinde olması lazım. Çünkü arada bankaların bir komisyonu var. Arada bir işte kamunun yaptığı kesintiler var. Bir de vergi var. Dolayısıyla o marjlar da konması lazım. Ama ondan önce de yine kamu kesiminin yapacakları var. Yani aktif rasyosu. Hı hı. Yani aktif rasyosu bankalara ne diyordu? Kredi ver. Yani bir yandan faizi artırıyorsun. Yani niye artırıyorsun faizi? Çünkü ekonomik büyümeyi kontrol altına almaya çalışıyorsun. Cari açık arttı, enflasyon arttı. Buradan frene basıyorsun ama diğer yandan bankaları yine kredi vermeye zorluyorsun. O kredi de zaten ekonomiyi canlandırıyor. Genel politikayla yani uyumsuz kalıyor çelişkili, diyorsunuz. Çelişkili evet. iki durum. Hı. Yani o zaman onu da yapma. Yani ya da o önlemi al. Bankaların şeyinden onu çıkart yükümlülüklerinden. Ya da bankaların aktiflerini yönetmeye kalkma devlet olarak. Bankalar ne yaparsa yapsın. Yani paranın fiyatı da bir fiyattır. Hı. Enflasyon içerisindeki fiyatlar gibi. Bırak onu da piyasaya. Yani o zaman belki de bu mevduat toplama ya da işte kredi faizlerinin bu kadar yüksek olmasına da gerek olmayabilir. Çünkü bankaları zorluyorsun. Yani zorla kredi verdirtiyorsun. Yoksa ceza keserim diyorsun. Kestin de zaten. Gerçi hani son bir esnetme yapılmıştı. Biraz daha hani görece böyle yumuşatılmıştı ya ama bence tabii tümden ki... tümden kalkması evet, lazım. Evet tamamen kaldırmış. Siz hep onu söylüyorsunuz. Yani o mesela faiz artırımına yakın düzeyde etki yapabilir. Faiz artıracağına bunu kaldır. Madem serbest piyasa o zaman bırakın yani paraya ihtiyacı olan... Yani bankadan fakir fukaraya mı para dağıtılıyor? Yok. Teminatı olan, iş yapacak olan, yine zengin olan kesimlere para veriliyor. Yani bugün o işte zaman... mesela hani diyoruz ya, Daniel Bey'le de onu konuşuyorduk. Bankacılık tarafına işte alım geliyor. Yavaş yavaş işte orada hareketlenmeler var. Borsa İstanbul'da işte yeni rekor seviye diyoruz. Şimdi onun sebebi başka. Yani dünyada da bankalara alım geliyor. Sebep şu. Yani aşıyla beraber ekonomiler normalleşecek şeyi satın alınıyor. Hı hı. Normalleşince bu sefer bankalarda normal faaliyetlerine dönecek. İşlem hacimleri artacak, karlar artacak. Hı hı. Hayat normalleşecek, ekonomi normalleşecek, bankalar normalleşecek. Hı hı. Dolayısıyla satılan ya da fiyatlanan bu. Ekonomiye yeniden dönüş yapıyoruz. Ekonomiye dönersen bankasız olmaz. Yani para alırken de, para kazanırken de her türlü bankaya uğruyorsun. Evet. Ya ki bu arada biliyorsunuz yani, hep havacılık diye konuşuyorduk. İşte sektörler işte hani ne kadar bütün, etkilendi mi? Finans bütün etkilenen evet, sektörler yanında var. Onlar da prim evet. yapıyor. Hı-hı. Sebep şey işte bu hayatın normalleşecek olması. Ama bence çok erken hareket edildi. Yani piyasaların özelliği de budur ama... Yani bir %90 etkili olabilecek bir aşıdan bahsediliyor. Yani %90 da %60'a göre tamam bir ilerleme ama %90 geriye ne kalıyor? %10. Yani 100 milyonlarca insanın aşılanmasını konuşuyoruz. 100 milyon insan aşıladığı zaman 10 mesela, milyon evet. bak 10 milyon şaşıyor. Yani 10 milyonda etkisi görülmeyecek demek. Evet. Bu sonuçta bu da ciddi bir oran dünyanın. Çok ciddi bir sayı. Yani 1 milyar insanı aşılasanız evet. 100 milyon insanda etkisi olmayacak. Hangi insanda olmayacak bunu bilmiyorsunuz. Şuna dikkat çekti mesela. Yani o aşıyı yaptırdık ama bulaş riski bitecek mi mesela? O da ayrı bir konu. Çok fazla bilinmezlik olduğu için şu anda tabii ki mesela FDA tarafından bunun özellikle acil kullanım için onayının bile alınması şu anda işte Kasım ayının 3. haftası deniyor. Hadi neyse biraz hani tarihi yakın ama İşte bunun yaygınlaşması vesaire filan yine de bir süreç alacak. Zaten ya, o kadar hasar almış ekonomiler var ki bu süreçlerin toparlanması hani dünden bugüne değil ama tabii borsalar. Gelecek yılın ikinci yarısı. Evet. Yani Kasım ayında
ya da Aralık ayında onay alsa bile yani gerektiği ölçüde üretimi, üretildikten sonra dağıtımı, dağıtıldıktan sonra aşılanmanın yapılması ki çift aşı olması lazım. Yani öyleymiş. Arada birkaç hafta geçtikten sonra soğuk zincirle nakledilmesi ve soğuk zincirde saklanması gerekiyor. Eksi 70 derece. Yani nasıl nakledilecek nerede, işte, ki nereden demeyeyim? Yani bunlar hakikaten çok önemli ve yönetilmesi çok zor süreç diyelim. Evet. Zaman alıcı süreç. Yani aşılanma yerini düşünün. Yani Türkiye'ye geldi diyelim. 81 ilde aşılanma olabilecek mi? Yani o eksi 70 dereceyi Hakkari'de biz bulabilecek miyiz? Ya da Adana'da diyelim yani geldi yaz ayında Adana'da eksi 70 derece. Yani insanlar gidecek mi? Tek tek gitmeleri lazım. Böyle hani kuyruğa girip birbirine yapışık halde gitmemeleri lazım. Çünkü bulaşır. Yani aklıma tek tek girdi, tek tek oldu. Film senaryolarında vardı. Ondan sonra bir süre sonra tekrar gelecek aynı aşı olacak. Yani aşılanma süreci bile aylarca sürebilecek bir şeyi zamanı gerektiriyor. Dolayısıyla biz kuvvetli ihtimal öyle görünüyor. Aşının etkisini 2021'in sonuna doğru görmeye başlarız. 2022'de de tam anlamıyla görürüz inşallah. Ama tabii o kadar çok sıkılmışız ki biz hep böyle işte biraz pesimist bakışlardan yani işte aşı haberlerine dair beklentiler vesaire. O aşının haberi bile hani hakikaten herkeste bir psikolojik Rusya'da, olarak bir etki bırak. Rusya'da bir aşı buldu. Evet. O da hakikaten o gün piyasaları çok etkiledi. Rusya dağıtım başladı Rusya'da. Aşı üretiliyor ve dağıtılıyor. Ama yani onu fiyatlamıyor. Şimdi Amerika bulduğu için bu aşıyı, Amerika'da bulunduğu için öyle bir... Halbuki Çin'de çalışıyor. Yani toplam 7 ay içerisinde aşı bulmuş oluyoruz. Halbuki bu aşı bulunması bayağı uzun bir süreç. Normal koşullarda yaklaşık 7 yıl alan bir zaman. Dolayısıyla biz bunu sıkıştırıp böyle 7 aya, olmadı 10 aya, olmadı 1 yıla sıkıştıracağız. Yani buradan da medet umuyoruz. O %10 çok önemli. Yani başka bir aşı mesela aynı haber haberle beraber başka bir aşı haberi vardı. %99 koruma sağlıyor. Yani şey HIV virüsü için üretilen aşı %99 koruma sağlıyor. Aşı ben ona derim. Yani %99 yani tabii. Vuruldum 10 kişiden bir tanesi şey aşı vuruldum diye serbestçe dolaşacak. Aşılandım ben nasıl olsa ama meğerse aşı etkisini göstermemiş olacak. İşte grip aşısında da öyle ya. Ya bu koruma grip değil. Grip oldum ama yine de grip oldum diye konuşan işte yüzlerce insan görüyoruz yani. Bu koruma değil yani bence oran daha da yükselmesi lazım. Tabii grip aşısında lazım. Hani oran çok düşük o kıyaslama anlamında demedim ama. Ama yani gripin de yaygınlaşması yaygınlık hızı son derece yani şeye göre düşük. Yayılması, öldürücülüğü de düşük. Peki o zaman biraz işsizlik tarafını konuşalım. Bugün gelen işsizlik rakamları. Şimdi biz tabii böyle baktığımız zaman bir gerileme var falan diyoruz ama mesele tam olarak aslında hani istihdam tarafındaki azalış, iş gücündeki daha da fazla olan azalış rakamlara bu şekilde etki ediyor. Ama işte iş arama hevesi var mı? Rakamlara baktığımızda orada da bir azalış olduğunu görüyoruz. Yani iş aramayıp çalışmaya hazır olanların sayısında ciddi bir azalış var. Evet, bu eğilim sürüyor maalesef. Bu son bir sene içerisinde ortaya çıkan bir eğilim. Şimdi işsiz sayısı mesela Ağustos ayında 4.194.000. Evet. İş aramayıp ama iş olursa hemen başlamaya hazır olanlar var. Bunların sayısı da 4.083.000'e çıkmış. Yani bunlar da işsiz. Dolayısıyla gerçekte işsiz sayısı 8.277.000. Yani bunun da toplam iş gücüne oranı %23.1. Yani 10 puan daha artırıyor. Resmi işsizlik 13.2. Tamam ama gerçek işsizlik... Ya da geniş tanımlı işsizlik diyelim çünkü haksızlık da etmeyelim. Diğer ülkelerde işsizliği aynı şekilde ölçüyor. %23.2. Yani pandemiyle
6 milyona yakın bir işsiz ya da iş başında olmayan insan olmuş. Dolayısıyla çalışmıyor yani. Eve yollanmış ama işten çıkartılmamış. Bu giderek azalıyor. Bu işsizliğin azaldığı anlamına gelir. Doğrudur. Yine Ağustos ayında başka bir gelişme, inşaat sektöründe istihdamın artmış olması. O evet zaten bekleniyordu. Bu da pozitif bir gelişme, bekleniyordu. Ama aynı şekilde sanayide de yine istihdam artmaya başlamış. Bu da iyi gelişme. Yani bu pandemiye karşı hükümetin almış olduğu önlemlerden bir tanesi ekonomiyi canlandırmak olmuştu. Kredi yoluyla, negatif faizler yoluyla ekonomiyi canlandırdık. Olumsuz etkilerini işte az önce konuşuyorduk zaten. Enflasyon, cari açık filan. Ama olumlu etkisi burada. Yani bir, büyümenin kendisi bizzat olumlu. İki, kısmen istihdama yansıması bunun başladı. Hem sanayide hem şeyde, ama hizmetler sektöründe fazla bir ilerleme yok. Çünkü hizmetleri doğrudan etkileyen... Evet, inşaat etkileyen... dediğiniz gibi 147 bin artmış yıllık bazda. Hizmet sektöründe mesela 717 bin düşüş var. Hani bu zaten hizmet sektörü Türkiye'nin istihdam piyasasının da büyük bir çoğunluğunu oluşturduğu için veriler tarafında da tabii olumsuz olarak... Ya orada turizm sektörü tabii ki etkili. Yani bir de işte lokanta, kafe, ulaştırma vesaire bütün o hizmetler elbette eksik. Salgın hastalıktan dolayı insanlar evlerinden pek çıkmıyor, az çıkıyor. Yani bu da yanlış bir şey değil, doğru bir şey. Dolayısıyla geçici olarak bunu yaşıyoruz. Ama yani işte canlanan ekonominin kısmen böyle yansıdığı olumlu yerlerden birisi burası. Ekonomiyi canlandırmamış olsaydık ne olurdu? Bu rakamlar daha kötü olurdu. Evet. Ama gerçek işsizlikte yani rakamlarda görüldüğü gibi, resmi işsizlik rakamlarında görüldüğü gibi düşmüyor. Artıyor. Çünkü işte iş bulmaktan imtina ediyor ya da iş aramaya çıkmıyor. Dolayısıyla iş arayanlar içerisinde gözükmüyor. Çünkü umudu zaten yok. Ama onların sayısı da katlanarak artmış yani. Peki. 2 milyonken 4 milyona çıkmış. Evet. Bunları dikkate aldığımız zaman geniş anlamda %23'e varan bir işsizlikle karşı karşıyayız. Peki bir Ceren'e dönelim. Londra'da neler oluyor? Avrupa borsalarında öğreneceğiz. Ceren Dilekçi bizlerle efendim Londra'dan. Hoş geldin Ceren. Avrupa borsalarında fiyatlamalarda biraz daha sakin bir seyir vardı. Nedir son haberler? Gözde merhabalar. Avrupa borsaları 8 ayın zirvesinden kazançlarını genişletiyor. Sabah saatlerinde senin de söylediğin gibi biraz daha sakin bir seyir hakimdi Avrupa'da endekslerde. Fakat öğle saatlerinden itibaren Avrupa borsalarında İspanya borsası öncülüğünde biz yükselişin hızlandığını gördük. Şu saatlerde İspanya borsasında primler %3'ü aşmış durumda. İngiltere ve Fransa borsası %2'ye varan oranda değer kazanıyor. Sabah saatlerinden bu yana Almanya borsası sadece Avrupa içerisinde görece biraz daha yatay seyretmekteydi. Hatta bir ara negatife dönmüştü. Fakat şu anda da Alman DAX endeksinde %1'lik prim var. Yani dün Pfizer'dan gelen aşı açıklamasının yarattığı iyimserlik bugün de endeksleri yukarı taşımaya devam ediyor. Avrupa Bankacılık Endeksinde yükselişin sürdüğünü görmekteyiz. Çünkü Avrupa Bankacılık Endeksi dün %14 oranında değer kazanmıştı. Bugün de %5 oranında yukarıda işlem görmekte. Avrupa'dan gelen verilere bakalım. Siz az önce Türkiye'den gelen işsizlik verisini konuştunuz. Bugün Fransa ve İngiltere'den işsizlik verisini aldık Avrupa'da. Mesela Fransa'da işsizlik 3. çeyrekte %9 ile son 2 yılın en yüksek seviyesine tırmandı. Ve Fransa Maliye Bakanı Le Maire ihtiyaç duyulması halinde şirketlere daha fazla destek verebileceklerini ifade etti. Bunun yanı sıra İngiltere'de işsizlikte çok hızlı artış yaşandığını gördük. %4.8 seviyesine ulaştı ve işsiz sayısında 11 yılın en sert artışı kaydedilmiş oldu. İşsiz sayısı İngiltere'de 243 bin arttı ve işsizlik oranı %4.8 ile 4 yılın zirvesine çıktı. Geçtiğimiz gün hatırlayacak olursak İngiltere Merkez Bankası varlık alım programında artışa gittiği gün makroekonomik tahminlerini güncellemeye gitmişti. Ve işsizlikte aslında İngiltere'de tepe noktasının son çeyrekte görülmesi beklenmekteydi. Fakat geçtiğimiz hafta İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak hükümetin istihdam teşviklerini yani kısa çalışma ödeneğini Mart ayın sonuna kadar uzattıklarını açıklamıştı. Bu nedenle İngiltere Merkez Bankası önümüzdeki sene
ikinci çeyrekten itibaren İngiltere'de işsizliğin tepe yapmasını öngörüyor. %7,5 ila %8 arasında bir seviyeye ulaşması beklentisi hakim. Şu anda teşviklerden dolayı işsizlikte yaşanan gerçek artış aslında gözükmüyor Avrupa cephesinde. Bunun yanı sıra bugün Almanya borsasının biraz daha geride kalmış olmasının nedeni Almanya'da iş dünyası güveninde meydana gelen düşüş. Çünkü Kasım ayında veri Ekim ayına kıyasla önemli bir düşüş kaydetti. 39 seviyesine gerileyerek Nisan'dan bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu. Çünkü karantina tedbirleri aslında hem yatırımcılar hem iş dünyası cephesine tedirginliği artırmış durumda. Bu da yavaş yavaş Kasım ayı itibariyle artık verilere yansımaya başladı diyebiliriz. Kurumlardan değerlendirmeler geliyor. Mesela Goldman Sachs'tan Euro bölgesine ilişkin yeni bir yorum geldi. Goldman Sachs Euro bölgesi için gelecek 6 ayın zorlu geçmesini beklediğini ifade etti. Ancak 2021 yılı ikinci çeyrekten itibaren büyümeye dönülmesini bekliyor Euro bölgesinde ve tedbirlerin etkisiyle son çeyrekte Euro bölgesinin %2,3 oranına daralmasını bekliyor kurum. Fakat 2021 yılı ilk çeyrekte %0,5 oranında büyüyeceği tahmini hakim. Bunun yanı sıra ECB, Fed ve İngiltere Merkez Bankası'nın 2025 yılında faiz artırımına başlamasını öngörüyor. Bir başka değerlendirme ise Citi Grup tarafından geldi. Citi'den yapılan değerlendirmede yer alan raporda aşı haberlerinin 2021'de aşağı yönlü riskleri azaltması durumunda Euro bölgesi ülke notlarını bu durumun destekleyebileceğini kaydetti kurum ve bundan en fazla kazanç sağlayacak olan ülkelerin Avrupa'da Portekiz ve Yunanistan olmasını beklediğini raporuna eklemiş oldu Gözde. Ceren, çok teşekkür ediyorum aktardığın bilgiler için. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Şimdi bir yandan da tabii hani istihdam tarafı özellikle bu dönemde çokça tartışılan esnek çalışma, 25 yaş altı ve 50 yaş üzeri için biliyorsunuz işte bir takım hakların ihlalidir. İşte bununla ilgili çok fazla tartışma vardı. Bu iki yasanın, yani yasa teklifinin, torba yasa içerisinde bulunan, bunun çıkarıldığını biliyoruz. Dolayısıyla hani hem işveren hem işçi tarafından da olumlu karşılandı. Ama tabii hani önümüzdeki dönemde özellikle yine bu torba yasa içerisinde konuşacağımız vergi yapılandırmaları var, prim borçlarının işte yapılandırması gibi unsurlar da var. Biraz bunu tartışalım çünkü epey bir geride kaldı gündemde. Bu zaten mevcut zor ekonomik koşulları kolaylaştıran, hı-hı, ve ödemeleri aslında kolaylaştıran bir yasa tasarısı. Hı hı. Dolayısıyla iş dünyasının, ticaret kesiminin işte ödemede bulunacak olan kişilere ödemelerini kolaylaştırıyor. Yaklaşık 500 milyar liralık bir vergi, borç alacak, bunu tahsil ediyor. Ve insanların işte ödeme aczine düşmediklerine yönelik belgeyi de insanlara veriyor. Dolayısıyla insanlar yeniden iş hayatına dönebiliyor. Hı hı. Bu yönüyle olumlu. Olumsuz yönü o çıkartıldı Allah'tan, bence şeyden, Cumhurbaşkanı'nın da onayı ve işte şeyiyle. Dolayısıyla iyi oldu. Yani burada seninle de daha önce konuştuğumuzu hatırlıyorum. Hı hı, evet. Yani işçi hakları, çalışan haklarında geri adım atmak artık Türkiye'ye 10 bin dolara yakın bir gelir düzeyinde yakışmıyor. Biz bu kararları, bu çalışma düzenini yaklaşık 3000 dolarlık düzeyde iken aldık 2000 yıllarının başında. Şimdi geldik 8000 dolarlık düzeye, işçi haklarını buluyoruz. Yani 25 yaşına kadar olan kişilere daha kısıtlar, 50 yaşından sonrakilere tekrar kısıtlar. Ucuz iş gücüne dayalı bir rekabet üstünlüğü bence olamaz. Yani Türkiye'yi geri götürür, ileri götürmez. Dolayısıyla iyi olan yapıldı. Evet. Peki bir altın fiyatları ile ilgili şu anda çok fazla spekülasyon var. Hemen Mehmet Ali Yıldırım Türk'e bir döneceğim. Ardından da sizden yorum alacağım. İstanbul Mücevherciler, Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırım Türk, hoş geldiniz. Hoş buldum Gözde Hanım. İyi yayınlar diliyorum Abdurrahman Bey'e. Selamlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi ne yorum yapıyorsunuz altın fiyatları ile ilgili olarak? Aşı haberi gelir gelmez hızlı bir geri çekilme gördük. Bugün bir miktar prim var ama hani uzun vadeli yatırımcılar eğer şayet düşünecekse önümüzde nasıl bir senaryo olabilir? Evet, özellikle Amerika'da Trump'ın teşvik paketini serbest bırakacağı beklentisiyle bir süreden beri altın 1900-1950 dolar aralığında hareket ediyordu. En sonunda işte seçim öncesinde bu ertelenmiş olmasıyla birlikte
beklentiler seçim sonrasına kalmıştı. Ve seçim sonrasında da Trump'ın kaybetmesiyle beraber bu teşvik paketinin artık Joe Biden'ın Ocak ayında göreve gelmesine kadar ertelenmiş gibi görünüyor. O bakımdan orada bir fazla bir destek olmadı fiyatın yükselmesi için. Ancak zaten bizim beklentilerimiz içindeydi ama zamanını kestiremiyordu, kimse de kestiremiyordu. Aşırın bulunması halinde fiyatların sert bir düşüş yapabileceği, bunun bir hafta veya 10 gün gibi bir sürede devam edeceği gibi beklentimiz vardı. Bu dün gerçekleşti. Tabii çok hızlı gerilemelerde diğer yatırım araçlarında olduğu gibi bir tepki alımları da geliyor. Nitekim bunun biraz bugün yansımalarını gördük ama henüz daha tabii ki önümüzdeki dönemde bu teşvik yasasının ötelenmiş olmasından dolayı biraz daha böyle 1850-1950 bandında altının dış piyasa fiyatı gidip gelecek gibi görünüyor. Dışarıdaki durum böyle. Kapalı yani, çarşıda bile fiyatlamalar nasıl Mehmet Ali Bey? Genelde biliyorsunuz. Evet. Onu da söyleyeyim. Özellikle Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi ve Sayın Naci Ağbal'ın gelmesiyle beraber yaptığı açıklamalar biraz güven getirmiş durumda. Ve bu nedenle de döviz fiyatlarında bir miktar aşağı yönlü seyri dün izlemiştik. Bugün de orada da bir miktar tepki alımları olduğunu gözledik. Ve dolayısıyla dolar çarpanıyla olan fiyatlarda da dün itibariyle 490 liraya kadar gerileyen, hatta 85 liraya kadar gerileyen çok kısa süreli bir fiyat gerilemesinden sonra bugün 500-505 TL'ye kadar yükselmişti. Ve şimdilerde de 498.5'tan kapattı. Biraz da fiyat düştü diye alıcıların tekrar ortaya çıktığını gözledik. Bir miktar talep var bugün itibariyle ama o 510 lira iken Ağustos ayındaki kadar böyle sıra olacak veya talebin aşırı olduğu bir noktada değiliz. Çünkü o vergi kaldırılmış olması, besleme vergisinin kaldırılmış olması, yine ekran üzerinden işlem yapanlara, yatırım fonlarında işlem yapanların önünü açmış olduğu fiziki talep biraz daha bu noktada azaldı. Peki. Dış piyasayla iç piyasa arasında da çok büyük bir fark yok. Önümüzdeki günlerde 485 belki de 480 TL'yi görebiliriz ama yükselişlerde de 530 yine hedefimiz gibi görünüyor. Evet, çok teşekkür ediyorum Mehmet Ali Bey. Bu arada son dakika gelişmelerini aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'a tebrik mesajında bulundu. İlişkilerimizi daha da geliştirip güçlendirmeliyiz dedi. Sonuç dost ve müttefik ABD halkı için hayırlı olsun dedi, aktarmış olalım. Şimdi Abdurrahman Bey, biraz tabii altın fiyatlarını Mehmet Ali Bey vurguladı. Altın mı alırsınız, gram altın, ikinci el otomobil mi? Sizle konuşurken biliyorsunuz hep yılbaşından bu yana ikinci el otomobilde yani altından otomobil, daha fazla kar getirdi yok, diye de konuştuk. İkisi de metal, otomobil de alırım, altın da alırım. İkisi de halen daha cazip. Yani başka onlardan daha cazip başka bir şey bulamıyorum. Yani dolayısıyla cazibeli azalmakla beraber yine bu hayatın normalleşeceğine bağlı olarak aşının bulunmasına bağlı olarak altında bir gerileme var. O normalleşme olacak ise otomobillere talep de düşecek aslında. Yani orada da fiyatlarda da bir gevşeme olabilir. Ama yani dediğim gibi biz 2021 yılını da bu pandemiyle geçireceğiz. Piyasalarda etkisi aşının çok erken fiyatlandı ve aşırı fiyatlanıyor. Dolayısıyla yatırımcılar ya da piyasaların çok dikkatli olması gereken dönemler. Amerika'da seçimler sona erdi. Derken üzerine hemen böyle bir aşı falan bir kar realizasyonu da olmasın. Yani borsalara bakınca sanki Nasdaq'ta başlamış gibi bu durum. Ama diğer piyasalarda devam ediyor. Dolayısıyla bir dolap dönüyor sanki böyle şeyde. Peki ABD ile yakın çalışma kararlılığımızı tekrarlıyoruz dedi Erdoğan. Biden'ın mesajını da son dakika olarak ekrana getiriyoruz. Onu da okumuş olalım. Şimdi dönelim. İhracatla ilgili sıkıntılar olduğu biliniyor. Biliyorsunuz sınır kapılarında şu anda son durum nedir? Fatih Şener'den bir yorum alacağız. UND Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar Gözden. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. İhracat kapılarında sıkıntılar yaşandığını, hatta bunu aşmak adına bir takım önlemler alındığı konuşuluyordu. Gelişme var mı şu anda, vaka sayıları da bu kadar artmışken? Şimdi Gözden, tabii ihracatın Türkiye'nin için ne anlam ifade ettiğini tekrar söylemeye gerek yok. Türkiye ekonomisi her ekonomi olduğu gibi dışarıdan gelen parayla aslında büyüyor, güçleniyor. Bu önemli bir şey.
Ancak Türkiye ihracatla kalkınma yolunu seçmiş bir ülke olmasına rağmen maalesef dış ticaretin lojistik altyapısı çok iyi değil. Türkiye yurt içinde hava yolu, demir yolu, otoyollara ne kadar çok yatırım yapmış olsa da uluslararası anlamda tırlarının, ihracat mallarının dolaşımı konusunda gereken adımları uluslararası arenada henüz atmış değil. Şu anda örneğin işte Macaristan'da, Slovenya'da, Avusturya ve Çekya'da önemli geçiş sorunlarımız var. Bu ülkelerin izin belgeleri yeterli olmadığı için şu anda Kapıkule'de çıkmayı bekleyen yani yüzlerce araç var. Bunlar da milyonlarca dolar ihraç malı taşıyorlar. Esasen Türkiye birebir de bu ülkelerle çok iyi ilişkileri var. Ve bu belge sorununu ve izin sorununu nasıl aşamadığımızı bir türlü anlayamıyoruz. Ancak kesin olan şu ki tabii ki ihracatla kalkınmayı yolunu seçmiş bir ülkenin bu ihracatın yolunu açmaktan daha önemli bir konusu olmamalı. Türkiye'nin yine coğrafi konumuna baktığımızda zaten coğrafyadaki ulaşılabilirlik ve çok önemli ekonomik bölgelerin ortasında yer alıyor olması sebebiyle coğrafi konumu dolayısıyla bir dünya yatırım çekmiş ki batıya yapılan ihracatın belki yarıya yakınını Türkiye'deki yerleşik Avrupalılar ve yabancılar yapıyorlar. Bu cazip konumu da orta yerdeyken bizim batı ülkelerine ulaşmadaki ihracatımız yaklaşık gerisini batıya yapıyoruz. Bu zorluklar pek kabul edilebilir değil. Hem belge konusu hem de biliyorsunuz Türkiye'nin yine batıya yönelik kapılarındaki kapasite sorunu. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Türkiye'nin Habur kapısından günde 2200 araç geçerken biz Türkiye'nin batıya olan kapısı Kapıköy'den günde 1200 araç geçirdiğimizde zil takıp oynamadığımız kalıyor. Gerçekten bayram ediyoruz. Rekorumuz 1203 oldu geçen hafta. Oysa geçmek ihtiyacı duyan araç sayısı 2000-2500. Maalesef İhracat çok zor bir şey ama maalesef biz hani okyanusu geçip derede bulunan bir yapımız var. Ve bunu bir şekilde milli bir stratejiye dönüştürmeyi başaramadık henüz. Ve biz ihracatı başarıyoruz. Şu anda olanı söyleyeyim size. Örneğin işte Macaristan şu anda belgesi yok. Macaristan yük taşımak ücreti yaklaşık 2000 euro iken belgesi olmadığı için şu anda 3000 euroya yükseldi. Böyle olunca ne oldu? Tabii navlu çok yükseldiği için Bulgaristan'dan, Romanya'dan, yabancı ülke araçları, bu ülke araçları, Moldova'dan, Makedonya'dan Türkiye'ye boş vaziyette Türkiye'ye akmaya başladı. Türkiye'den Macaristan'a olan bu 3000 euroluk tek seferlik navlun kazancı için geliyorlar. Şimdi ya ortalama bizim batı kapılarından giden ihraç mallarımızın ortalama değeri 60 bin euro. 60 bin dolar özür dilerim 50-55 bin dolar. Bunun 3000 eurosunu yani karınız %10'sa özür dilerim evet %10'sa 6000 euro ise yarısını yabancı ülke taşımacısına veriyorsun. Ve senin tırların kapının önünde beklerken ki bu ülkeye vergi veren, istihdam sağlayan da bizim tırlarımız. Şu anda Türkiye mal ihraç etmek için hizmet ithal etmek, yurt dışına döviz vermek durumuyla karşı karşıya yaklaşık yani yıllık bu 1,5 milyar doların euronun altında değil. Ve bu rakam sürekli artıyor. Ve bu akıl alır bir şey değil. Türkiye'nin milli pilotu burada. Bir takım teşviklerle, bir takım desteklerle oluşturmuş milli bir filo var. İhracat malımız bizim. Şu anda batıya taşıyamadığımız için Romanya'dan bir araç boş vaziyette Türkiye'ye geliyor. Bu yükü alıp Romanya'ya ve Macaristan'a taşıyor. Akıl alır bir durum değil. Yani bu, biz artık siz sağ olun çokça imkan veriyorsunuz bize bunları anlatmak için. Ancak bu saatte bilmiyorum yetkililer izlemiyor mu oluyor, nasıl oluyor? Şu ana kadar yani buna bir ses verecek. Çünkü ihracatçı da bu konuda mağdur. Evet. Malı bekliyor. Peki. Bu sesi duyacak ve inisiyatif alacak iradeyi bekliyoruz. Yani Macaristan mesela. Yani bunun cevabını akıl mantık veremiyor. Bizimle çok üst düzey ilişkileri var. Çok seviyoruz birbirimizi. Ancak Macaristan otoyollarından biz geçemiyoruz. Peki. Türk ihracatı geçemiyor. Fatih Bey çok teşekkür ederim kıymetli yorumlar için. Ne diyorsunuz Abdurrahman Bey? Sizden önemli, de bir yorum. Önemli bir sorun. Hı-hı, yani tabii ki. Aşmamız lazım hakikaten. Yani bütün diyelim ihracatın, dış ticaretin önündeki engelleri aşıyorsunuz ama kendi kapınızı aşamıyorsunuz. Yani, i̇şte onun için Fatih Bey de denizi aşıp derede boğuluyoruz. Evet, bizim için çok önemli dedi. Orada bence dakikaların de bile milli servet anlamında kayıp ifadesini yani kullanıyor. Elbette. Haklı, tamamen haklı yani. Hı-hı. Bu sorun nereden nasıl kaynaklanıyorsa oradan çözülmeli. Evet. Peki bir de mesela bugün haberler vardı. Aklıma gelmişken onu da sorayım. Son 3 dakikamız ama Volkswagen yatırımı ile ilgili biliyorsunuz bu Türkiye'ye gelecek olan yatırımın Slovenya'ydı sanırım. Evet. Buraya kaydırılacağı haberi vardı.
Bunu nasıl yorumlamak lazım? Yani biraz daha biliyorsunuz elbette. Hani bu ara korumacılık politikaları diyoruz, Avrupa Birliği içerisinde hani çok fazla söylemler mesela artmış durumda. Bugün yine işte Avrupa Birliği tarafından tarifeler açıklanıyor. Bir yandan işte ne diyeyim, Amazon gibi kurumlara yaptırımlar, yani mahkeme açılıyor. Dolayısıyla hani bunu da bir korumacılık politikası gibi acaba değerlendirebilir miyiz, yoksa hani daha ya farklı Süleyman bir yorum ya, Avrupa Birliği üyesi bildiğim kadarıyla. Evet. Dolayısıyla birlik içerisinde kalmış oluyor ama Türkiye'ye yatırım yapmamış oluyor. Hı hı. Yatırımdan vazgeçmiş oluyor. Burası daha önemli. Slovakya. Slovakya. Evet, düzeltiyorum. Yani herhalde Türkiye'nin bugünkü konjonktüründen ve durumundan pek memnun değiller. Öyle anlıyorum yani. Hı hı. Ki bu yatırımdan vazgeçtiler. Yoksa Türkiye'ye çok cazip şartlar sundu. Ama bundan yani Slovakya'nın geleceği mi daha parlak, Türkiye'nin geleceği mi ve pazarı mı daha büyük, bunu iyi ölçmek lazım. Bence Almanlar buraya gelmemekte kendileri kaybetti diye düşünüyorum. Çünkü evet. Türkiye'ye gelmek Orta Doğu'ya, Orta Asya'ya uzanmak demek doğrudan. Evet. Peki o zaman yayınımızı kapatalım. Bugün tabii bir yandan da özel bir gün. Hani yayınlarımız boyunca dile getirmedik ama aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve özlemle bir kez daha anıyoruz efendim. Sizin ekleyeceğiniz bir şeyler varsa. Valla madem ekonomi kanalı, Mustafa Kemal Atatürk'ü hep böyle siyasi liderlik yönleriyle evet. Cumhuriyet kurucusu olarak anıyoruz ama onun ekonomik yönü de çok güçlü. Evet, kesinlikle. Sözleri de var. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Hı-hı. Kılıç ile Saban bu iki Fatih'ten birincisi ikincisine daima mağlup olmuştur. Yani kılıcı Saban üretim ekonomi yenmiştir. Diyor. Ve ekonomi her şeydir diyor. Evet. Bir düşünün yani işte geliyor banka kuruyor, iş bankasını kuruyor, Sümer Bank'ı kuruyor, Eti Bank'ı kuruyor, sanayiyi kuruyor, hatta havacılık, uçak sanayini kuruyor. İstikbal gökleri diye kampanya başlatıyor, uçaklar da üretiliyor, uçak motoru da üretiliyor. Ve kendisi vefat ettikten sonra da bu projeler yani en azından uçak kısmı geri sayılıyor ve bitiriliyor. Evet, o zamanın şartlarında böyle bir vizyon. Evet. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Efendim noktalıyoruz günden kalanları. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.